Merhaba sevgili satranç severler. Sarı tişörtlü Kıvanç Ağa analize başlıyor. Çok istiyordunuz sarı tişörtü. Evet, bugün oyun ortasında sizlere muhteşem bir maç analizi yapacağım. Özellikle maç dedim. Özgür Akman lütfen müdahale etsin buraya. Maç analizi, oyun analizi değil. Şimdi Karpov'un Ulf Andersson'la oynadığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1969 yılında oynanan bir maç. Yani İspanyol nasıl oynanır? Bunu gösteriyor. Muhteşem bir oyun. E4, E5. At F3, at C6. Fil B5, A6. Fil A4, at F6. Rok, fil E7. Evet, İspanyol'un ana varyantına doğru gidiyoruz. Kale E1, B5. Fil B3, D6, Rok. Şimdi Rok attığı zaman D6 yerine Marshall'a girebiliyor D5'te erkenden. O yüzden ya Marshall'a girmesi diye ya H3 oynuyor beyazlar, ya A4 oynuyor, ya da Marshall'a girmeyi kabul ediyor. C3 oynamış Karpov. Hazırım mesajı veriyor muhtemelen rakibe Marshall'a girersen. D6, H3. Evet, İspanyol'da burada birçok varyant var biliyorsunuz. At A5 var, at B8 var. Bireyer, at A5, Chigorin. At D7, Keres varyantına girebiliyor. Simislov Keres, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Keres varyantıydı. Fil E6'lı varyant var. Fil B7 var. Zaitsev. Çok farklı varyantlar var. Burada kale B8 de var. İlginç bir varyant. At A5'te Chigorin oynamayı tercih etmiş Ulf Andersson. Fil C2, C5. Evet, şimdi buradaki temel mantık, beyazlar bu Ruy Lopez'le İspanyol açılışında merkezde bir üstünlük kuruyor. E4'teki piyonu D4'le beraber merkezde bir baskı oluşturuyor, kare kontrolü yapıyor. Daha sonra merkezdeki üstünlüğünü şah kanadına taşıyor. Yani at BD2, at F1, at G3 ile F5 karesine oturmaya çalışıyor. Bir, şah kanadından atak başlatmak istiyor. Genelde F5 karesine oturduğu zaman fil F5 çok tercih edilmiyor. Çünkü fil F5 aldığında EF5'ten sonra iki filin kuvveti bu çaprazda beyazlara G4, H4, G5 bir atak başlatmasını sağlıyor. Benim 96 yılı mıydı, 2000 yılı mıydı tam hatırlayamıyorum. Buna benzer bir maçım vardı. Database'de yok tabi. At G3, at F5'ten sonra rakibim fil F5 alınca EF5 alıp G4, G5 bir atak başlatıp kazanmıştım. Benden güçlüydü rakibim elo olarak. Güzel bir maç olmuştu. O aklıma geldi şimdi anlatırken. Yani beyazlar burada şah kanadından bir mücadele gösteriyor. Siyah ise C5'e sürdüğü için gördüğünüz gibi vezir kanadından bir girişim elde etmeye çalışıyor. D4, vezir C7. Şimdi arkadaşlar burada bir gerilim var. Birbirini isteyen taşlar var. Siyahlar C çarpı D4 alamıyor. Bu gerilim bitiremiyor. Niye? Çünkü C çarpı D4'ten sonra bakın C3 karesi boşalıyor. At C3 karesinden artık oyuna çıkmak istiyor. Yani daha merkezi bir yere çıkıyor taşı. Beyazın C3 karesine çıkıyor. O yüzden önce atın çıkmasını bekliyor siyah, eğer bu gerilimi bitirecekse. Beyaz da bu gerilimi bitirmeyi tercih etmiyor. D5 veya DC5 almak istemiyor. Çünkü açık olan D dikeyinden siyahlar vezir C7, kale D8 hızlıca gelişebiliyor. Filini de E6'ya koyup oynayabiliyor. D5 karesini kontrol edip. Daha sonra C4 sürüp at B7, at C5 fikriyle devam edebiliyor siyahlarda. Yani bu gerilimi iki tarafta tutuyor avantaj vermemek için. Vezir C7 oynamış Ulf Andersson. At BD2. Şimdi burada genelde fil D7, kale E8, kale C8 şeklinde oynayabiliyor siyahlar. C çarpı D4 alıyor bir yerden sonra. C dikeyini açmaya çalışıyor. Ama artık fil B7 oynanmıyor. O tarihlerde oynanıyordu. Neden oynanmıyor? Burada biraz bekliyorlar siyahlar. Bazen kale E8 yapıyorlar ilk hamle olarak. Kale E8. Çünkü kale E8'in fikri fili F8'e çekmek, H6 veya duruma göre G6 sürüp fil G7'den gelişmek. H6, G6 da olabiliyor bazı konularda. E5 piyonu destekliyor kale E8'de. Bir de E2 açıldığında E4 piyonuna baskı yapıyor. Bu sistemi oynamayı tercih ediyor. Sebebi de şu, beyazlar eğer D5'te kapatırsa merkezi, fil D7 çıkıp kaleler arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Fil de D7'de kalmış oluyor. Ama fil B7 çıkarsa siyahlar burada, beyaz D5'te kapattığında fil C8'de tempo kaybetmek zorunda. Çünkü fil artık burada ölü. Hiçbir işi yok burada. Bu çapraz açılamayacağı için mecburen fil C8 dönmek zorunda kalıyor. Bir tempo kaybediyor. Yani burada fil
B7 artık oynanmıyor. Tabii oynanan maçlar var. İyi değil diyelim, oynanmıyor demeyelim. Ya fil D7 çıkıp devam ediyorlar. Kale E8, kale C8 veya kale E8, kale D8 duruma göre. Kaleleri koyacağı yer. Ya da kale E8'de devam ediyor, bekliyor. Hemen çıkmıyor. D4'ü de burada alabiliriz. D4'de alışlar da oluyor. C çarpı D4 gibi. Ama fil B'ye de artık tercih edilmiyor. D5'ten sonra dediğim gibi tempo kaybediyor siyahlar, ki kaybetmiş. Fil C8. At F1. Beyazlar klasik manevrasını yapıyor. Atı B1'den aldı. D2, F1, G3, F5 karesine yerleşmek istiyor. Fil D7. Bakın burada direkt fil D7 çıkabilecekken burada tempo kaybettik. D5 ve at F1'e gelmiş oldu. B3 güzel bir hamle B3. Çok yaratıcı bir hamle. Neden B3 burada güzel bir hamle? Şimdi siyahların burada fikri fil D7'ye koyduktan sonra C4 sürüp at B'de at C5'te E4 piyonuna baskı yapmak isteyecek. Belki bazı varyantlarda oynanabiliyor. At E8, G6, at G7 ve F5 sürmeye çalışacak daha sonra. Yani E4 piyonuna baskı yapmak istiyor. Beyazlar burada siyahın vezir kanadından atağını B3 ile bekletiyor, durduruyor. Neden? Çünkü C4 sürerse eğer, mesela burada C4 sürdüğümüzü düşünelim. B4 sürüyoruz. At B7'ye bakın, at artık kötü yerde kaldı. Bir tane varyant var bu konumla ilgili. Yani bir tane fikir var, daha doğrusu varyant var demeyeyim. Oynanıyor. Simisto'nun maçı vardı. Siyahlar şöyle oynayabiliyor. Şah H8, at G8, F6, at D8, at F7. Daha sonra F5 sürme fikriyle oynuyor. Ve bazen de şunu yapabiliyor. At E8, F6, G6, at G7, at D8, at F7. Atlarını savunmada tutup F5 sürmeye çalışıyor. Biraz uzun ama manevra yapmaya engel değil. Çünkü merkez kapalı, konum kapalı. Ama beyazlar da burada vezir kanadından da oynayabilecek duruma geliyor A4 ile. Yani B4, B3 sürmesinin mantığı bu. Eğer B4 sürerse rakip, bu sefer de C4 de kapatıyor. Artık tek taraflı. Şah kanadından bir oyun olacak. Bu da beyazın üstünde olduğu bir bölge. At B7. Evet, C4 sürmesini istemiyor siyahların. C4. Artık kapattı vezir kanadını. Kale F-B8. Tabii ki siyahın oyunu halen vezir kanadında. O yüzden kale F-B8 geliyor. At E3. F5 karesine odaklandık. Aynı zamanda G3'ten çıkmak yerine E3'ten çıktık. C4'ü de destekliyoruz. Fil F8. At F5. Demin başta söylediğim gibi fil F5'ten çekinmiyor beyazlar. Çünkü bundan sonra fil F5, F5, G4, G5'te ciddi bir atak başlatabiliyor. Bakın bahsetmiştim, filler vezir kanadına bakıyor, şah kanadına bakıyor. Çok etkili bir atak olabiliyor. At D8 oynamış Wolf Anderson. At H2. At E8. H4. Güzel bir hamle yine. Burada G6 sürme planı var siyahın. H5'te bir zayıflık yaratmak isteyecek orada. F6. Evet, biraz önce de bahsetmiştim, yine at F7 fikriyle oynayabiliyor. Su molası. H5. Artık şah kanadındaki zayıflık yaratma adına piyon ilerlemesi piyonların sabitlenmesine sebep olacak. Çünkü H6 bir tehdit değil. Çünkü G6 oynayabiliyor her zaman, ama siyahlar G6 oynayamayacak. Çünkü her zaman bir zayıflık oluşacak artık G6 F6 piyonlarında. H5'e kadar piyonu getirerek F5 atını biraz daha sağlamlaştırdı. At F7. Evet. Şimdi bu konumu bir değerlendirelim. Konum değerlendirmeydi konumumuz. Baktığımız zaman beyazların alan üstünlüğü var. Şahların konumunda siyah şaha bir saldırı başlatılmış. Materyal dengesi eşit. Beyazların bir alan üstünlüğü var. Ben direkt hemen konum değerlendirmeye girdim, tek tek sıralamak yerine. Geçen derste çünkü söylemiştim maddeleri. Kapalı bir merkez var. Kapalı bir merkezde oynanıyor şu an. Kapalı bir konum. O yüzden burada tempo kaybı diye bir şey yok. Manevra yapılabiliyor taşların iyileştirilmesi için. Beyazın taşlar ve şah kanadına bir atak başlatmışız. F5 karesini kullandık. Bazı durumlarda at G4 gelebiliriz. F6, G7 piyonlarına baskı feda yapma durumu olabilir. Vezir G4 gelebiliriz bazı konularda G7'ye baskı için. Tüm taşlarımız şah kanadına yönelebilir. Siyahlar da vezir kanadından bir girişim elde etmeye çalışıyor. Fakat bir zayıflık yaratamadı şu an. Beyazın daha hızlı gelişti atağı. Alan üstünlüğü beyazda. O yüzden manevra yapması daha rahat. Çünkü alanı var. Taşlar için daha iyi konumlara getirme şansı var taşlarına. Beyazlar burada mümkün olduğu kadar kuvvetle şaha saldırmayı planlıyor. Artık oyunda olmayan taşlarını oyuna sokma
sırasına geldi. Burada görevi olmayan ya da görevini tamamlamış taşlar var. Onlardan bir tanesi açığa çıkıyor burada Karpov'un hamlesiyle. Kale E3. Artık 3. yataydan kale hem vezir kanadını savunabilecekken hem de şah kanadında G3'e gelerek bir atak yapmak istiyor. At G5. At G5'te bir blokaj yaptı. Yani G dikeni bloke etti. Şimdi biz G3 F4 sürebiliriz bunun için ama G3 F4'te de G dikeni kullanamıyorum G3'e sürdüğüm zaman. Yani G3 sürdüğüm zaman F4'e dokunmayacak. At F'de oynayacak. Artık G dikeni kullanılamaz hale geliyor. Karpov bunun için G5 atını kaldırma planı at H4 yapıyor. At H4 da yapıyor. Çünkü at F3'e gelebilir veya H2 atı F3'e gelebilir kale G3'ten sonra. Güzel bir hamle at H4. Vezir D8, kale G3. At C7. Evet, normalde atak yaparken taş değişmemeliyiz ama savunma taşları değişilebilir. Burada at 2 F3 ile savunma taşını kaldırmak istiyor Karpov. H6. Gayet güzel bir bloke koydu ve G5'ten atı kaldırmıyor. Rakibinde alması sıkıntı yaratacak. Neden? Çünkü G dikeyi tamamen kapanacak. Ama H6 sürdürmesinin mantığı neydi beyazın? Bakın beyaz kaleler çok zayıf. Şimdi yeni bir plan çıktı. Nedir bu plan? Yapmam gereken siyahlardan hangi taşı kaldırırsam çok ciddi bir üstünlük elde ederim. Bunu anlamamız gerekiyor. Bunu da nasıl anlıyoruz? Piyon yapısı bize gösteriyor arkadaşlar. Bakın bütün piyonların siyahta olması, yani bütün piyonlar derken oyunun geçtiği alan, şah kanadındaki piyonların siyahta sıralanması beyaz kaleleri zayıflatıyor. Yani burada benim planım ne olacak? Fil D3, fil E2, fil G4. Beyaz filleri değiştiğim takdirde çok ciddi bir üstünlük elde edeceğim. At G6 ile başlıyor Karpov. Beyaz kaleler yerleşmeye. A5. Şimdi siyahların fikri ne? A4 oynamak. Sonra B3'ü alacak. Sonra C4'ü alacak. Vezir kanadında iki tane dikey atacak. Ve vezir kanadından karşı şans elde edecek. Bu konumda ağır taşları tahtadan kaldırırsak siyahlar rahatlar. Yani siyahların sıkıntısı kalmaz. O yüzden hat açtırmamamız gerekiyor. Karpov da bunun farkında. A4 oynuyor. Rakibini A4 sürmesini engelliyor. Açılacaksa sadece bir tane hat açılsın diyor. B çarpı C4. B çarpı C4. Evet, B4 karesi zayıfladı. B4 karesini kale B4 de kullanabilir ama C4'ü fil D3 ile destekleyebilirim. Daha sonra fil E2 fil G4 fikrini yapabilirim. E4 piyonunu koruyacak şekilde. Atı yerleştirmeyi tercih etmiş Ulf Anderson. Vezir E2. Kale A7 yararlı bir hamle. Kale AB7 gelerek B dikeyini ele geçirmek istiyor tamamen. Aynı zamanda 7. yataydan da şahını savunmak istiyor. Fil D2, kale AB7, fil C3. Evet, genelde böyle aynı dikeyde üst üste duran filler çok etkili oluyor. Bakın kaç tane kare kontrol ediyor kendi alanında. Birden 4'e kadar olan kısım beyazın alanı ya, rakibin girmesini engelliyor. At B4, C2 fili kötü gibi durabilir ama A4'ü, C4'ü, E4'ü koruyacak bir taş ve aynı zamanda beyaz filleri değişme planımız var. O yüzden bu fili vermiyoruz arkadaşlar. Fil D1. At A6. Yine akıllıca bir hamle. Ne istiyor siyah burada? Kale B1 ile taş değişmek. At D2 ile engelliyoruz onu da. At B4. Evet. Şimdi burada Karpov'un yine mükemmel bir öngörüsü. Beyaz filleri değişme planı yapıyor. Öncelikle F5 karesini ele geçirmeye çalışacak. F5 karesini ele geçirmek için at F1 at G3 oynaması lazım. Atı F5'e yerleştirmek için. E4 piyonu boşta kalıyor. Kale E3. Kalenin görevi bitti G'de. E piyonunu destekliyor. Fil E8. At F1. Burada fil G6'dan çekinmiyoruz. Çünkü zaten ben bu fili almak istiyordum. Kendi vermiş oluyor. Vezir E8 bir sıkıntı yaratmaz. Her zaman vezir H5 oynayabilirim. G6'yı tutuyorum. Şimdi at G3. At F5'ten sonra G3 F4 artık oynayabilirim. Gerekirse G4 G5 fedaları da çıkabilir. Fil H6 fedaları çıkabilir. At H6 fedaları çıkabilir at F5 yerleştikten sonra. Fil G4 fil H6 oynama fikrim var. Atı kovduktan sonra. Beyazlar çok üstün kalıyor. Yani o fili veremez. Nedense bugün boğazım kuruyor. Vezir C8 oynamış Ulf Anderson. G4 karesini de destekliyor. At G3. Fil D7.
Vezir D2. Evet. Karpov taşlarını daha güzel yerleştirdi. Fil G4'ü artık her zaman oynamak isteyecek. At F5 yerleşmek istiyor. At H7. Burada artık fil G4 fikri için mükemmel bir manevra yapıyor. Fil E2. Çok güzel bir hamle. Şah F7. Vezir D1. Bakın G4 karesinin kontrolünü arttırıyorum. Fil E7. Şimdi burada artık planımızı uygulamamız gerekiyor. Burada at f5 hamlesi olabilir. Çok güzel bir hamle aslında. Fil f5'ten çekinmemeliyiz. Vezir f5'e aldığında fil b4 alabiliriz burada. Atı yok ettikten sonra fil d3, at e5 fikrimiz var. Bu birincisi. Beyaz kaleler zayıf olduğu için at h4, fil g4 gelebiliriz. Daha sonra fil e6 oynamak istiyorum. Vezir g4 girmek istiyorum. Burada çok ciddi bir üstünlüğü var beyazın. Yani o fili veremez siyah. At F5 oynayabiliriz. Ama Karpov at F5 tercih etmemiş. At F1 oynamış burada. Güzel bir hamle. Fikir ne? At H2 gelip G4 karesini destekliyor. Fil G4 oynamak istiyor. Fil D8. At H2. Şah G8. Ve artık gördüğünüz gibi manevra ile geçen bir mücadele. Çünkü kapalı bir merkez, kapalı bir oyunda manevra yapabiliriz. Manevrayla geçen bir mücadele sonrası beyazlar istediğini elde etti. Fil G4 ve kötü fil ile iyi fili değişiyor. Aslında G4 fili kötü değil. Pasif bir fildi. Ama rakibin fili çok aktif. Bu ikisini değişmek istiyor. At G5. Fil çarpı D7. Vezir çarpı D7. Şimdi yine yeni bir hedef çıktı. F5 karesi. At F1. Eğer siyah izin verirse at G3 at F5'ten sonra konum çaresiz olacak. Çünkü dediğim gibi G3 F4'te atı kovma fikrim var. Fil D2 fil H6 feda fikrim var. O yüzden atın F5'e gelmesi siyah için kayıp bir konum olacak. F5 sürmüş burada siyahlar artık. EF5, vezir F5, at E3. Yine geldik. Vezir F7. Tabi burada vezir C2 hamlesi düşünülebilir. Vezir C2 oynayabiliyor mu diye bakarız. Vezir C2 burada sıkıntı yaratabilir. Bakın şahın konumundan dolayı şahta bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? F4 hamlesi. F4'de EF4 alamıyor gördüğünüz gibi. Kale E8, şah F7, kale F8 mat oluyor. Şimdi F4 sürdüğümüzde vezir D1 alırsa, kale D1, at F7 ile korursa E5'i, FE5, DE5'e at E5 alabilirim burada. Fil E5 alabilirim. Çok üstün konumdayım. Piyon kaybediyor. At F5 yerleşiyorum. D piyonum geçer. Çok rahat bir galibiyet oluyor. Yani burada at E5 alınabiliyor. O yüzden vezir C2 oynayamıyor. Son sıra zayıflığı var. Vezir F7 oynamış Ulf Anderson. At G3'e. Vezir E2. Yine aynı fikirle F4 istiyorum. Çünkü kale E8 fikrim var. Son sırada bir sıkıntı var. Fil F6 oynamak zorunda. Yani filini açmak zorunda daha doğrusu. Kale F1. Evet, oyunda olmayan, görevi olmayan taşımı oyuna sokuyorum. Fikir F4, konumu açma. Vezir D7. Artık beyazlar hazır. F4 oynuyor. E çarpı F4. Kale çarpı F4. Şimdi fil çarpı F6 bir tehdit. Fil F6. Fil C3. Fil F6 diyorum. Fil C3, kale C3. Kale E8. Son sırayı koruyan tek taşı var şu an siyahın 8. yatayda. Bir de veziri var. Biz burada kale E3'te değişim yapabiliriz. Çünkü son sırada ciddi zayıflık oluşacak. O yüzden birer tane kale değişmek kötü değil burada. Kale B8 doğru bir tepki. Vezir F2. Şimdi F8 karesi. Yani kale çarpı E3 alamıyor. Neden alamıyor kale çarpı E3? Çünkü mat oluyor. Kale F8'de gördüğünüz gibi. Kale F8 alırsa vezir F8, şah H7, vezir H8 mat. Eğer kaçarsa şah H7 burada kale F8 almak gerekir ki doğrusu bu. Kale B8, şimdi tehdit kale H8 mat. Ne yapmak zorunda? Kale E8 yapmak zorunda mat engellemek için. Ona da vezir F8 kazandıran hamle. Çünkü mata engel olamıyor. Yani kale F8 alırsa kale F8 mata çağrı yok gördüğünüz gibi. Tek hamle at F7. At F7 ile engellerse de böyle kazanıyoruz. Kale H8 güzel bir bitiriş bu. At H8, at F8, şah K8, at D7'den sonra at F5'te D6 piyonunu isteyeceğim. Beyazlara kazanç çünkü bir piyon öndeyim.
A pardon, piyano değilim burada ya. Piyano aldım zannediyorum ben. Bu konum yine beyazda da kazanç. D6'da sabit zayıflık var. At oyun dışı şu an. Ama tabii daha iyisi olabilir burada. Bu hani güzel bir estetik bir bitiriş. Kale E8'e basitçe at F8 oynayabiliriz arkadaşlar. Bu yeterli. Bu arada ben demin yanlış yaptım. Vezir F8, kale F8'e at F8 var. Varyant aslında bu. Niye ben kale F8 aldım bilmiyorum. Kale önde kalıyor beyazlar. Vezir F2 o yüzden çok güzel hamle. At H7. Mantıklı bir hamle at H7. F8 karesini tutuyor ama buralar artık çaresiz. Çünkü beyaz bütün kuvvetleriyle saldırıda gördüğünüz gibi. Bakın kaleler atakta. Vezir destekliyor. Atlar atakta diyeceğim ama bu at atakta değil. Karpo bunu da fark ediyor ve at F5 oynuyor. Artık E7 karesi bizim için önemli. Kale E3, vezir E3. At F6. Evet, burada artık ne yaparsa yapsın. Konum çaresiz. Kale E8 oynarsa mesela kale E8'e at F7 kazanıyor. At F7'ye kale E7 almak zorunda. Şahın kaçacak yeri yok. Kale E7'ye at E7 de kazanıyor burada. Vezir E7 de kazanıyor. Kalite önde. At F6 oynamış. Şahına hava deliği açıyor. Bunda da at G7. Çünkü F5 atı G7 ve H6'ya bakıyor. F6'yı koruyan piyon G7. O yüzden at G7 oynuyoruz. Şah H8'e at çarpı H6. Gördüğünüz gibi F6 atı boşta kalacak. G6 alırsa kale F6. Şimdi vezir H6 mata çare yok. At H6'ya kale E8 oynamış. At F7. Şah H7. Kale E4 güzel bir hamle. Burada başka kazançlar da var tabii. Kale E4 güzel çünkü at E4 alamıyor. Vezir E4. Gördüğünüz gibi şahın kaçacak yeri yok. G6. Vezir G6. Mat oluyor. Kale E4'e şimdi at G5 istiyorum. Şah karşısında atı açarak şah çekeceğim yine. Kale çarpı E7 almış burada Andersen. Ulf Andersson. Andersen nereden çıktı? Kale çarpı E7'ye terk etmiş. Konum artık kayıp. Kalite önde. Çaresiz bir konumda siyahlar. Yani mükemmel bir plan yapmış burada beyazlar. İspanyol açılışında. Bu İspanyol oynayanlar için de yararlı olacak bir maç. Şah kanadından nasıl oynanacağını gösteriyor. Merkez zamanında kapatmış. Fil B7 çok iyi bir hamle değil gördüğünüz gibi. Artık tercih edilmiyor fil B7. Fil D7 oynanıyor burada. Fil D7 veya C4 oynanıyor. Aklınızda olsun. Fil B7'ye nasıl oynayacağımızı da gösteren muhteşem bir parti. Bu parti. Bu oyun. Umarım yararlı olmuştur sizler için arkadaşlar. Hafta sonu pratik derslere devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.